işlerine sonuçta. Hamburg Polis Teşkilatı, toplumdaki çok kültürlülüğün teşkilata yansıması için göçmen kökenli gençlere polis olun çağrısında bulundu. Mesleği tanıtmak ve bilgi vermek amacıyla Emniyet Müdürlüğü kapılarını Türk basın mensuplarına açtı. So, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei der Polizei Hamburg zum Einstellungstest heute. Personel Alım Müdür Vekili Björn Wiman, 2013 yılı için 250 gencin polislik mesleğine alınacağını belirterek, gelecekte bunun %20'sinin göçmen kökenli gençlerden oluşmasını hedeflediklerini söyledi. Dass wir eben nicht nur unsere Zielgruppe, die 16 bis 34-Jährigen ansprechen, auch gerade die, die jetzt aus der Schule kommen, sondern dass wir möglicherweise auch die Familien ansprechen, die Eltern. Daha sonra eğitim çerçevesinde polisle çatışan protestocu canlandırması yapılan küçük bir gösteri sunuldu. Personel Alım Müdürü Alena Suçka göçmenlere sizi aramızda görmek istiyoruz çağrısında bulundu. Ja, liebe Jugendliche mit Migrationshintergrund und auch mit ausländischer Herkunft. Mein Name ist Suschka, ich bin die Leiterin der Einstellungsstelle der Polizei Hamburg. Meine Botschaft lautet, bitte, bitte bewerbt euch bei der Polizei Hamburg. Viele von euch haben möglicherweise den Polizeiberuf als Traumberuf. Vielen war möglicherweise nicht bekannt, dass man auch Ausländer sein darf, dass man einen Migrationshintergrund haben darf, um bei uns anzufangen. Für uns ist der Migrationshintergrund, die ausländische Herkunft, ein Vorteil. Für euch ist es hier zwar im Einstellungstest nicht von Vorteil, aber mit Sicherheit eine Berufsperspektive, die zum Traum eines jeden werden kann. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. Wir haben an unserer Dienststelle extra Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich speziell um Belange von Bewerbern mit ausländischer Herkunft kümmern. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Hotline unter 040 427 427 anruft. Dort werden all eure Fragen beantwortet. Bölge temsilcimiz Erdal Altuntaş ve Sedat Açıkbaş'ın Emniyet Müdürlüğü'nde yapmış olduğu röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Değerli izleyicilerimiz, bugün ilginç bir haberle karşınızda olacağız. Hamburg'daki polis eğitim merkezindeyiz. Yanımızda iki tane Türk kökenli polislik üzerine meslek eğitimi yapan genç arkadaşlarımız var. Ve tabii ki burada Türk kökenli polislere ihtiyaç var. Onun için şimdi bu arkadaşlarımızdan konuyla ilgili bilgiler alıyoruz. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Benim adım Murat Kıran, 33 yaşındayım. Aslen Bama Afınlıyım, Balıkesirliyim, onu da söylemek istiyorum. Evet. İkinci ayın birinden itibaren eğitim görüyorum burada. Tabii şu anda yani ne kadar sürecek bu eğitim? Eğitim komple 2,5 yıl sürecek. İşte yarım seneyi atlattık sayılır. Evet. Geriye kaldı 2 sene. Ondan sonra polis olarak göreve başlayacaksınız. Göreve başlamadan önce bir staj dönemi olacak mı? Yani mesleği eğitim bittikten sonra. Tabii tabii. Şimdi komple bir seneyi doldurduktan sonra karakollara dağıtılacağız. Orada bir pratik olayları öğrendikten sonra tekrar bir sene okulda olacağız. Evet. Ondan sonra imtihanlar falan derken Allah'ın izniyle göreve başlayacağız. Evet. Seni sorun. Şunu sormak istiyorum. Neden böyle bir mesleği seçtiniz? Yani Almanya'da gerçekten Türk kökenli polislere de ihtiyaç var. Bunu sürekli belirtiyorlar. Evet. Neden polisi? Neden polisiyi seçtim? Çünkü çok heyecan verici bir meslek. Yani görev anında o an neler olacağını bilmiyorsun. İnsanlara en önemlisi yardım etmek. Evet. Benim için zaten polislik mesleği normal bir meslek değil. Benim için bir atama. Evet. Nasip kısmet oldu. İnşallah gerisi de gelir. Peki buradan polis olmak isteyen, düşünen ya da kararsız olan insanlar için polislikle ilgili neler tavsiye edersin? Yani böyle bir mesleği seçmelerini tavsiye eder misin? Kesinlikle. Bence çok 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 güzel bir meslek. Zaten kutsal bir meslek ilk etapta. İkinci etapta genç arkadaşlara en önemlisi kendilerine bir hedef verilmelerini tavsiye ederim. Kesinlikle o hedeften geri dönmesinler. Tabii ki mümkün olduğu kadar biraz arkadaş çevrelerine dikkat etsinler. Yani sonuçta sabıkalı olmamanız gerekiyor. Evet. Ama kendilerine inandıkları zaman, belli bir azim olduğu zaman gerisi kendiliğinden geliyor. Oldu. Teşekkür ediyoruz size. Başarılar diliyoruz. Polis olarak da inşallah göreve başladığınızda tekrar bir röportaj yaparız. İnşallah. Evet, şimdi yanımızda bir başka arkadaşımız var. Sizi de tanıyabilir miyiz? Evet, ben Mişel Hündür, 20 yaşındayım. Hamburg'da doğdum, Hamburg'da da büyüdüm. Hı hı. Okulu bitirdikten sonra gimnazyumu bitirdim. Ondan sonra buraya başvurdum. Oldu, davet ettiler. Testleri becerdim Allah'a şükür. İşte bu ayın ikinci
Bu sene ikinci ayda başladım. Evet. Nasıl? Memnun musun şu ana kadar? Yani 4 aylık bir süre oldu. Evet, çok memnunum. Çok güzel burası. Çok öğreniyoruz. Tabii ki zor ama başarıyoruz. Peki meslekte bugün şimdi böyle tatbikat da yaptılar, gösteriler de yapıyorlar. Zor yanları, kolay yanları nedir polislik mesleğinde? Yani kolay yanı yoktur herhalde, tabii mutlaka heyecanlıdır ama. Zor, testler çok zordu. Hı. Ve spor tabii ki çok zor. Ama evde çok yapman lazım, yani çok öğrenmen lazım. Kamera için çok öğrenmen lazım ve o işte zor. Evet. Peki ailenizden polislikle ilgili destek geldi mi? Polis olmanız yönünde ailenizden nasıl bir destek aldınız? Annem tabii ki çok korktu başında, yani çok tehlikeli bir iş de. Ama yine de alıştı. Annem tabii ki başında çok korktu. Sonra ama alıştı, sevdi. Benim için de çok seviniyor. Yani gurur duyuyor. Yani öncelikle bizi Hamburg'daki polis eğitim merkezinde ağırladığınız için size teşekkür ederiz. Önce kısaca bir tanıyabilir miyiz? Benim adım Derya Yıldırım Kış. 32 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Hamburg'da doğma büyümeyim. Ve yaklaşık 11 seneden beri Hamburg'da polisim. Neden polislik mesleğini tercih ettiniz ya da seçtiniz? Çok düşündüm, taşındım. Çocukluktan beri zaten istediğim bir meslekti. Fakat benim çocukluğumda belirti bir tane yasal vardı. Yabancılar Hamburg'da veya Almanya'da polis olma imkanı yoktu. Sonradan geldi bir yasa 1994 senesinde. Yabancı olsam bile, yani Alman vatandaşı olmadan polis olabilirsiniz. O zaman tabii benim rüyalarım biraz daha çok gerçekleşti ve ben başvurdum. Türk vatandaşı mısınız? Hayır, şu an Alman vatandaşıyım. Sonradan 1999-2000'de geçtim Alman vatandaşlığına. Ama o zamanlar gençtim. Bir kere öğrenmeden cahildim, çok cahildim. Annemin babamın lafını dinlemedim. Öğrenmeden gittim, başvurdum polis okuluna. Dedim ben her şeyi biliyorum, ben her şeyi yapabiliyorum. İmtihanlara girdim, 0 puanla çıktım. Çünkü hiç dayanış göstermedim, öğrenmeden gittim. Birkaç sene çalıştım. Tecrübe topladım, hayat tecrübesi çok önemliydi benim için o zaman. 2000'de tekrar başvurdum ve bu sefer daha dikkatli öğrendim, çok öğrendim. Çok 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 zaman harcadım ben bu fazile. 2001'de sağ olsun her şeyi başardım, süper başardım. Çok öğrendim çünkü çaba verdim. 2001 Ağustos'ta mesleğime başlayabildim. Çünkü başka bir meslek düşündüm, ne yapabilirim? Polisten hariç ne yakışır bana gönül olarak? Ama kalbim hiçbir şey polislikten yana oldu. Şimdi tabii polislik yapıyorsunuz ama aynı zamanda burada eğitim merkezinde görev yapıyorsunuz ve burada özellikle yabancı kişilerin, Türk çocuklarının polislik mesleğine başlaması için çaba sarf ediyorsunuz. Evet. Neden böyle bir ihtiyaç var? Yani yabancıların polis olmasına neden bu kadar ihtiyaç var? Artı polis olmak isteyenler nereye müracaat etmeleri lazım? Ne şartlar arıyorsunuz? Ben 5 aydan beri bu iş yerinde görev başındayım. Ben 8 sene dışarıda çalıştım. Merkez polisinde, devriye polisinde çalıştım. Evet. Hamburg'da çok yabancı kalıyor, çok yabancı. Hele hele Türkler çok yaşıyor Hamburg'da. O yüzden her gün Türklerle kontağa giriyorsun. Türk hanımlar Almanca bilmiyorlar. Devamlı dolmetçi aranıyor. Türk kültürünü çok yaşayan insanlar tabii ki var burada da. Hele hele Türk kendi toplumumuz. Alman polisler bu kültürü çok fazla bilmiyorlar. Orada burada bir şeyler okumuşlar veya komşudan bir şey duymuşlar. Ama kültürün içerisinde değiller. Yaşamıyorlar kültürü. Ve çok şeyi o yüzden bilmiyorlar. Bir Türk ailesine gittikleri zaman ne bileyim ayakkabılar çıkarılması veya vesaire vesaire. O yüzden ben kendim olarak çok sevinirim daha çok Türk Hamburg'da polis olsa. Hele hele bayan arıyorum. Bayan genç kızları arıyorum. Çünkü çok önemli. Hamburg'da o kadar çok Türk yaşıyor ki. O yüzden benim için çok önemli. Hele hele polis gibi bir yerde çok daha Türk polisi olsun diye. Türk kökenli. Ne şartlar arıyorsunuz? Mesela polis olmak isteyen bir kişi kaç yaşında bu işe başlayabilir? Ne şartlar arıyorsunuz? İki çeşit polis başvurma imkanımız var. Bir kere Schutzpolizei dediğimiz şey buraya entweder Hauptschule mit abgeschlossener Berufsausbildung oder ein Realschulabschluss und für das Studium da wollen wir entweder das Abitur oder die Fachhochschulreife haben. Notlarımız Mathematik, İngilizce, Almanca, Spor, Politika ve Geschichte'de 5 olmasın. 4 veya 4 minus yeterli benim için. Ondan sonra Schutzpolizei için 1,65 boy önemli. Kilomuza dikkat etmemiz lazım. Orada benim listelerim var. Şimdilik çok zamanımızı alır. Evet. Ama fazla kilolu olmayacağız.
Ondan sonra direkt buraya müracaat edebilirsiniz. Direkt bana müracaat ediyorsunuz. Evet. Daha doğrusu bu personal, centralis personal management'e müracaat ediyorsunuz. Ondan sonra zaten internette www.polizeihamburg.de'den tüm dosyaları, detaylı bilgi alabilirsiniz. Veya 040-427-427'yi çevirerek pazartesiden cuma gününe kadar kesinlikle iki arkadaşımla telefonda da temasa... Peki yaş sınırı nedir buraya müracaat etmek 16'dan için? 34'e kadar. 16-34 müracaat edebilir. Ve siz burada orada müracaat edenler her türlü kolaylığı, yardımı gösteriyorsunuz. Yani şartlar tutuyorsa onları ne kadarlık bir eğitimden sonra polis olabiliyorlar? Eğitim Ausbildung'da meslekte 2,5 sene sürüyor. Meslek zamanında ilk günden itibaren yaklaşık 1000 euro geliriniz olacak. Meslek eğitim yaptığınızda. Bu yüksek okulu okuduğunuzda abiturla onun zamanı 3 sene okuyorsunuz ve onun da yaklaşık 1000 euro. İnşallah bu 2013 10. aydan sonra ilk günden sonra da memur oluyorsunuz bu yüksek okuldan ve bu aylığı alıyorsunuz. Polisiye baştan bir kişi, son soru olarak da bunu sormak istiyorum. Ne kadardan itibaren maaşı başlıyor? Ne kadar yani ortalama bir kazanç elde edecek yani bu mesleği yapan kişiler? Mesleği bitirdikten sonra yaklaşık 1800-1900 euro. Yani vardiyelerinize bağlı ne kadar vardiyede. 1800 eurodan başlıyor. 1800 eurodan başlıyor. Yüksek okulda okulduktan sonra yaklaşık 2000 euro aylık. Ve ondan sonra kademeye göre. Ondan sonra rütbene göre, zamanına göre, yaşına göre bu aylığın devamlı yükseliyor. Oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz. Benim, son olarak kameramızda ya da izleyicilerimize polis olmak istediğimizde bir mesajınız olur mu? Ne mesaj iletmek istersiniz? Ne mesaj iletmek isterim? Polis mesleği çok güzel bir meslek. Ben huzurumu buldum bu meslekte. Annelere, babalara başvurmak ve sesimi duyurmak istiyorum. Gençlere, çocuklarınıza yardımda bulunun. Hiçbir zaman yollarını kapatmayın. Destek olun ve bu yolda beraber yürüyün. Beraber yürüdüğünüz sürece başarı olacak.